Önce Saniye teyze oldu. Sonra dedem. Sonra babaannem. Sonra yengem. Sonra eniştem. Sonra eniştemin ölüm haberini veren bakkalı bıçakladılar. Tam eniştemin yedisinin okunduğu akşam. Sonra Sedat amca öldü. Sonra babam. Sonra öbür dedem. Bir de büyük deprem. 30'uma basmadan 30 tabut kaldırdım musalladan. Babamdan öncekileri babamla beraber kaldırdım. Ama ilk ölen hep babammış gibi geldi bana yıllarca. Sanki oydu bu ahiret furyasını başlatan. Öyle değilmiş, yeni anladım. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Zaten kim tam anlamıyla sağ kaldığını iddia edebilir ki bu kadar mevtanın ardından? Kim biraz zombileşmek istemez? Daha kırılgan, daha dikenli ve daha fukuyamacı olmaz. Dedem ziraat mühendisiydi ama pek çok doktordan daha ilginç tıbbi hatıraları oldu. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Yalnızlıktan kudurmuş bir çocuğun arabaların kaportasını anahtarla çizişi gibi, ruhumun kemirilişi de hep sinsiceydi. Buna rağmen ansızın berraklaştığı oluyor bulanık günlerin. Hala soğuk biralar oluyor ve bazen güzel kızlar. Yağmurdan sonra saçlarını havluyla kurulaman gibi olmuyor. O kalibrede sevda görmedim. Öptüm ama içime çekmedim. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Şimdi dilediğim sayfadan başlayabileceğim bir kitap öner bana. Başsız, sonsuz ve ortasız bir hikaye öner. Bir üstad öner bana, dergi kurmuş olmasın. Ne çok utandık mazideki yaralardan ve her adımda ele geçirilme korkusundan. İsmet Özel mi? Metin Altıok mu? Yoksa hiç mi ortak arkadaşımız kalmadı? Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Elinden bir şey gelmemenin acısını iniş takımları olmayan melekler bilir. Bir arabanın farlarına kilitlenip kalmış sincaplar bilir. Suyun dibine ağır ağır çöken taşlar bilir. Matkapla göğsünün ortasına açılmış bir pencere düşün. Perdeyi aralayıp kendi yarandan bakıyorsun dünyaya. Eskisi gibi acımıyor ve de asıl bu acıtıyor. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Love Story tadında başlayan bir filmi Potemkin zırhlısını çevirmeye ne hakkın var? Çok şükür yaşıyoruz. Çok şükür yazıyoruz diyorum. Ama niye anlatıyorum bunları? Belleğin unutuşa karşı mücadelesi mi sadece? Ne münasebet. Bu benim senkronize yalnızlığım. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Birleşince kısa devre yapan parmak uçlarımız öldü önce. Sonra yeşil öldü benim için. Sonra kahverengi. Sonra ilk öpüştüğümüz yeri kalbinden bıçakladılar. 12 yıl geçti. Susmak ne kısaymış. Sen, böyle ne güzel sonsuza kadar susalım diyorsun. Sonsuzluk bir gün herkesle konuşur sevgilim. Bunu da biliyorsun. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı.